Tamam mı? Annen öyle mi? Evet. Ben fark ettim. Çok iyi. Burada durabilirdi bu insanız mesela. İnsanlara daha iyi. Şöyle ben onu söyledim. Numaramı verdim. Toplantıyı ayarlayayım. Ben onu çok yakında içecekti. Başkanımız da yaptı. Başkanım. Annem burada da biletim alın da. Tabii ki içmeyeceğiz çünkü... Doğduğunuz lan. Mağazıyor. O benim arkadaşım. He. Benim arkadaşım. Resim çektiler. Kazanan geldi ya. Evet. Şimdi de o benim yanıma getirdim. Seni buluruz. Bunun yanıma gelmem. Başta bir bak. Allah ne zaman geldi? Yiyeceğim biraz. Fayet yok. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Amin. Buruk bir gün yaşıyoruz. 6 Şubat'ta büyük bir depremle karşı karşıya geldik. Canlarımız gitti. Evlerimiz yıkıldı. Büyük acılar içindeyiz. Seçim stadına girdik ama seçimde hakikaten bir hazım almak isterken hüzünle giriş yaptık. Malatya'mızın bütün sıkıntılarına bakıp kendine güvenimiz sonsuz. Çıkmış olduğu bu yolda da kendisine başarılar diliyorum. Malatya'mızı 6 tane vekilin yerine temsil edecek bir kabiliyete, bilgi birikime sahip olduğunu yakından biliyorum. Çıkmış olduğu bu yolda da Allah'tan başarılar diliyorum. Yalnız bırakmadığından dolayı da kendisine teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Ben de Cumhurbaşkanımızın sahada güçlü çalışabilmesi için, yerel yönetimlerin eli güçlü olması için yukarıdan taleplerimizi, Malatyalımızın imarı için oylarımızı biraz arttırmamızı istiyoruz. İnanç Başkanımı göndermemizi istiyoruz, İnanç Sıraç Hanım'ı. 6'da 6 yapmak istiyoruz. Ben sizin desteğinizden eminim. Allah sizlerden razı olsun. Ancak ben bu gece burada bulunmaktan gerçekten ziyadesiyle çok mutluyum ve bahtiyarım. Hem gerek milletvekili adayımız hem de kadın kolları başkanımız. Gönül dünyamda çok çok ayrı yerleri var. Benim için bir evlattan farksızlar. İnşallah ablamız seçim gecesi ipi gösterecek, hepimizi mutlu edecek ve Türkiye'miz mutlu olacak. Dualarınızı bekliyoruz. İnşallah sonuç zaferle bitecek. İnşallah Cumhurbaşkanımız tekrar seçilecek. Bu Malatya'dan da İnanç ablamızı da göndereceğiz. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. Yeşiltepe konusunda hep bir destek, hep bir güç, bir başarı hissettim. Bunun yanı sıra İslami, insani esaslara göre bir kardeşlik hukuku ve bir muhabbet de hissettim. Allah razı olsun demek istiyorum. Sağ olun, var olun. İnsan bir işe sevgisini, saygısını kattığı zaman en güzel neticeleri alıyor. Biz birlikte o hukuk içerisindeyiz diye inanıyorum. Ve yine başkanımızın ifade ettiği gibi ciddi bir imar, inşa ve ihya süreci içerisindeyiz. İmar ve inşa inşallah sizlerin destekleriyle AK kadrolarımızın işi ve 14 Mayıs'tan sonra da liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığıyla birlikte sizlerin iradesinin temsilcileri olan vekillerin de oradaki güçlü varlığıyla bu imar ve inşa süreci kesintisiz akamete uğramadan devam edecek inşallah. İhya konusunda da Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, yardımı inşallah ki iyi niyetle, samimi çalışan bizlerin ve sizlerin dualarının üzerinde olacak diye düşünüyorum. Ben Malatya'mız özelinde bu tabloyu sizlerle paylaştıktan sonra Türkiye genelinde bir tek hususu paylaşmak istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2023, 2051, 2073 bir Türkiye yüzyılı vizyonuyla ilerliyor. Bu vizyonda inşallah Cenab-ı Hakk'ın izniyle hiç kimse Türkiye'nin önüne bir taş koyamayacak. Sizlerin destekleri de savunma sanayimizin milli savunma oluşu. Ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, tarımda atılan hamleler demokratik ve ekonomik açılımlarla birlikte 20 yıllık bu kutlu yürüyüşün çok daha zirve adımlarını hep beraber inşallah ömrümüz, sağlığımız vefa edecek, göreceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
Aile Başkanıma teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Anne yanına geçsene. Geç hemen. Geç hemen. Tamam abi.